Gümüşhane nüfusunun %40'ını Gümüşhane Üniversitesi öğrenciler oluşturmakta. Yani Gümüşhane'de her iki insandan birisi Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi. Biz de bugün Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine Gümüşhane halkını sorduk. Gümüşhane'de ekonomik durumu sorduk. Gümüşhane'deki hayati durumu sorduk. Hayat pahalı mı yoksa ucuz mu? İnsanı nasıl, gerçekten altın kalpli mi? Gelin şimdi hep birlikte Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri neler söylemiş hep birlikte izleyelim. Hangi bölüm okuyorsunuz? Hemşirelik. Maliye. Fizyoterapi. Turizm fakültesi rehberlik öğrencisiyim. Fizyoterapi okuyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Radyo, televizyon, sinema. Türk dili ve edebiyatı bölümü. Siz? Okuyorum. Türk dili ve edebiyatı. Fevzi Paşa İlkokulu'na gidiyorum. Sağlık yönetimi. Fizyoterapi. Hemşirelik. Gümüşhane'de okumaktan memnun musunuz? Pek değilim açıkçası. Şehir büyük değil. İnsanlarını da pek olgun bulamıyorum. Gümüşhane'de okumak güzel ya. Hani ne bileyim, küçük şehir. Benim için avantajlı bir maddi yönden. Manevi yönden de fazla bir uğraş içinde olmuyoruz. Hani kafamızı dağıtan bir durum da yok. Bence güzel, küçük bir şehir yani. Evet. Hem evimde okuluma yakın. Ya bayağı zor. Hiç alışkın olmadığımız bir yer. Ulaşım zorlayan başta var. Yani güzel. En azından ders çalışabileceğim bir alan var. Vakit harcayabileceğim fazla bir şey olmadığı için. Çok fazla alternatif yok sosyal aktivite olarak. Gümüşhane çok pahalı bir yer. Çok küçük olmasına göre yani çok pahalı da bir yer. Yani alıştık biz. Güzel bizce. Gümüşhane'de okumak, ciddi söylüyorum, kötü. Gümüşhane'de okumak kötü biraz yani. Bilmiyorum, mesela doğru düzgün oturabileceğimiz bir kafe yok ya da hani gençlik alanı olarak yapabileceğimiz pek bir şey yok yani. Yani ben bir Hataylı olarak burada çok fazla üşüyorum. Yani hiç alışık değilim. Ekonomik durumu nasıl Gümüşhane? Gümüşhane'nin ekonomik durumu çok pahalı. Bir ara şöyle bir şey duymuştum. İstatistik olarak Türkiye'nin en pahalı şehri Gümüşhane'ymiş. Ekonomik durum otobüs hariç geri kalan iyi yani. Yemekler de falan ucuz yani. O sıkıntı biraz da. Onu da nasıl sıkıntı? Onu biraz açalım. Otobüs fiyatları olsun, diğer tekstil olsun, gıda olsun, oyunlardan bayağı biraz pahalı. Hani ben de büyük şehirden geliyorum. Orada orası daha ucuz buradan. Orada her türlü yolumuzu buluyoruz yani. Pahalı. O konuda yalan yok. Biraz pahalı. Pahalı olmayan şeyleri sayayım. Daha ucuz şeye gelir yani. Kısaya gelir. Küçük şehir burası. Yani öğrenciye karşı şey. Hani nasıl diyeyim? Pahalı. Pahalı bir şehir. Rekabet olmadığı için fiyatlar aşırı fazla. Genel olarak tüm ürünleri diyebilirim. Teknolojiden tutun gıdaya kadar. Hepsi. Öğrenci her şey pahalı ya burada. Dolmuş ücretleri bile pahalı bence. Öğrenci geçim kaynağı zaten. Şeyler mesela var. Yol ücretleri 10 dakika sürmeyen yol 2,5 lira alıyorlar. Ve bunun acı olan kısmı, sivilden de 2,5 lira alıyorlar. Kira fiyatları da çok pahalı. Esnaflar bayağı bir pahalı. Kiralar da aşırı pahalı. Yani mesela ben öğrenci evinde kalıyorum. Kişi başına arttırım yapıyorlar kirayı. Ekonomik durum da kötü. Mesela her şey çok pahalı. Gümüşhane biraz pahalı yani diğerlere göre. Mağazalar pahalı, marketler pahalı. Otobüs fiyatları iyi. Yani arkadaşıma da katılıyorum, biraz yobazlar evet yani. Çok pahalı. Geçimi kesinlikle öğrenci, sırf öğrenciyi mağdur edelim. Hep böyle düşünüyorlar bence. Ayıptır, günahtır yani. Biz öğrenciyiz. Kiralar da bayağı hani bir öğrenciye göre çok yükleniyorlar yani. Yani her şey pahalı. Her şey pahalı yani. Çok pahalı. Yani mesela benim hani Hatay'da bindiğim ya sivil fiyatına ben burada öğrenci fiyat yani öğrenci olarak biniyorum yani. Ekonomik yönden de kötü zaten. Biraz pahalı bir şehir olduğu için. Aynen, bayağı pahalı. Bir anda arttı zaten yani. Kaç kilometre ki o kadar fazla artıyor. Mesela Adana alayım. Adana'da bile 1,5, burada 2,5 lira. Çok fazla yani. Gümüşhane insanı nasıl? Gümüşhane insanı altın kalpli diyorlar da. Denk geldi yani bize altın kalpli. Ama bilmiyorum ya, ben yorum yapmam şimdi. Sonuçta ekmek yediğimiz yer. Karadeniz insanı. Ben de Karadenizliyim. Trabzonluyum. İyi yani insan, öyle şey yok Allah'a şükür. Yani değişik. Değişik mi? Altın kalpli diyorlar, doğru mu? Evet yani biraz bazıları evet öyle ama bazıları da altın kalpli değil. İnsanı nasıl? İyisi de var, kötüsü de var. Kötüsü derken öğrenciye hani biraz daha şey yapmaya çalışanlar. Ama iyi insanlar var. Bazıları hani öğrenciye karşı iyi davranan. Gümüşhaneli olduğum için bana sormasanız daha iyi. Davranış olarak güzel ama bazı konularda kötü yanları da var. Ya çok iyi ya çok kötü. Ben de arasını göremedim. Çok çok iyi insanlar da gördüm. Onlarla da tanıştım.
tam tersi karaktersiz insanlar da mevcut yani. Gümüşhane insan çok iyi. Yani ben şu an burada hiçbir hırsızlık olsun ya da kötü bir şey. Ben herhangi bir kavga olsun hiçbir şey görmedim. Yani nasıl tam iyi gerçekten. Gümüşhane arkadaşlarımız var, abilerimiz var, ablalarımız var hani destek olan. Ama bazı esnaf kesim öğrenci olduğun için yüzüne bile bakmıyor. Biraz yadırgıyorlar. Ama ne olursa olsun sıcakkanlı olmaları daha doğru olur. Ya şimdi şöyle bir şey. Gümüşhane'ye ilk bir gelen ağlar bir de giden ağlar derler. Bunu öyle illaki siz duymuşsunuzdur. Evet. 4 senedir buradayım. Her türlü insanla karşılaştım. Ama şöyle bir şey de var. Her yerde her türlü insan var. Seviyorum burayı. 4 senem geçti sonuçta. Ne bileyim iyilerdir ya. Böyle çok muhabbetim olmadı ama esnaflarla zaten hani şeyimiz yok, muhabbetimiz yok. Bak Gümüşhane işine gerçekten çok yobaz. Bunu söyleyeceğim yani. Geçen gün dolmuşta çarptılar, telefonum kırıldı. Dönüp bir özür dahi dilemedi yani. Telefonum paramparça oldu. Gümüşhane insan çok yobaz. Vallahi ben şimdi iyidir herhalde de. Altın kalpliymiş mi, gümüş kalpliyim mi neymişler. Şimdi benim karşılaştıklarım kesinlikle öyle değil de iyisi de vardır illaki. Her yerin bir kötüsü iyisi var. Yani şöyle, ben herkes hakkında hani öyle şey yapamıyorum. Birden hani yargı daha tamam tabii ki. Şöyle bir şey var, hani her yerde her tarz insan bulunur. Burada tabii ki çok tatlı insanlar da gördük. Ama genelde insanlar böyle yobaz, soğukkanlı. Yani mesela atıyorum arkadaşım da mesela hani memleketini söylediğinde falan bir ön yargı. Yani sürekli böyle bir yargılama. Yani bizi çok yargılıyorlar ama aslında üstümüzden hani para kazanıyorlar. Yani bilmiyorum nasıl bir çelişki bu. Şanenin İnsan da iyi değil, hayır. İyi değil yani. Aksiler yani, aksi. Bu kadar yetmez mi yani aksi olmaları? Kendilerini şey yapıyorlar, koruyorlar falan. Bizi yabancılaştırıyorlar.